Sevgili dostlarım merhaba nasılsınız iyi misiniz G20 zirvesi bitti biliyorum ve G20 zirvesi ile ilgili değerlendirmelerimde bu videoda sizlerle açık seçik yapacağım sevgili dostlarım. Bakın kendi kendimizi kandırmayı ve kendi kendimizi kandırdıktan sonra başkalarının da bizi kandırması için uygun zemin yaratmayı çok seviyoruz. Yani vatandaş olarak genel yapımız bu. Eğer ki bir şeyle ilgili bir kanaatimiz varsa veya o konuyla ilgili bir yatırım yaptıysak mutlaka herkes bize bizim fikrimiz doğrultusunda cevap vermeli ki biz rahatlamalıyız. Mesela iğrenç bir gömlek giymişsinizdir üzerinize. Hiç kimse beğenmez bu gömleği. Ama siz beğenmişsinizdir ve gittiğiniz her yerde gömlekle ilgili onay istersiniz. Bizim insanımız da ayıp mantığından dolayı asla ve katta üzerindeki gömlek iğrenç durmuş demez. Evet ya çok güzel gömlekmiş der ve siz bunu duymaktan mutlu olursunuz sevgili dostlarım. Aradan birisi çıkıp yanlışlıkla kral çıplak derse ya baba bu gömleği nereden buldun bu gömlek giyilir mi derse de onu ya bu adam ne kadar güzel konuşuyor doğru söylüyor diye dinlemek yerine hemen savunmaya geçersiniz. Ya bu adamla amma kılçık çıktı he. Fıstık gibi gömleği herkes beğendi bu beğenmiyor dersiniz. Halbuki şunu düşünmezsiniz. Ya bu adam doğru düzgün bir adam bana doğruları söyledi. Sahiden gideyim bir bakayım aynada kendimi bir daha gözleyeyim. Acaba gerçekten gömlek çirkin mi duruyor güzel mi duruyor diye kendi kendinize sormazsınız. Hemen size çok güzel olmuş diyen yalakalık olsun diye ya da sizi kırmamak için gömleğin harika diyenlerin sözüne inanırsınız. Hepimiz böyleyiz. Yani doğu ülkesinin doğu insanlarının kültüründe bu var. Doğuyla kastım. Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu falan değil. Doğu kültürü insanlarından bahsediyorum. Yani Balkanların doğusuna doğru bütün ülkelerde hemen hemen mantık bu şekilde işliyor sevgili dostlarım. Bana doğru söyleme. Bana benim duymak istediklerimi söyle ki ben mutlu olayım. Eğer ki benim söylediklerimin dışında bir şey söylersen sen yanlış bir adamsın demeye başlarsınız. Bakın G20'de de bu gerçekleşti. Şimdi sevgili dostlarım sizlere soruyorum. Sayın Trump ve sayın Erdoğan ikisi de birer açıklama yaptılar. Ve bu açıklamalarında Trump'ın ağzından hiçbir şekilde S-400 füzelerini Türkiye alsın herhangi bir yaptırım uygulamayacağız sözü çıkmadı. Çıkamaz da zaten. Daha iki gün öncesinde Savunma Bakanları toplantısında kendi kabinesinin bakanı olan kişi şunu söyledi. Türkiye S-400 füzelerini alamaz almaya kalkarsa ilk önce F-35'lerden olur. Arkasından da ekonomik yaptırımları uygularız. Hatta işin ucu katsaya kadar gidebilir dedi. Bunun öncesinde Amerika'dayken aslına bakarsanız Trump da benzer açıklamalar yapıyordu. Neden? Çünkü Amerika sadece bir başkan tarafından yönetilmez sevgili dostlarım. Başkan o ülkenin genel itibariyle vitrinidir ama son karar veren değildir. Bakın Amerika'da bir devlet var, bir hükümet var ve aynı zamanda derin Amerika dediğimiz Amerika'nın arka planında Amerika'yı yöneten büyük şirketler var. Bunların içerisinde ilaç şirketleri var, bunların içerisinde silah şirketleri var, bunların içerisinde strateji ve lobi şirketleri var. Dolayısıyla bu şirketler 10 yıllık, 20 yıllık değil, 100 yıllık, 300 yıllık, 500 yıllık önlemler alıyorlar. Stratejiler geliştiriyorlar. Ve bu stratejilere uymayan bütün olaylara da karşı çıkıyorlar sevgili dostlarım. S-400 de bunun gibi bir konu. Yani Türkiye S-400'ü aldığı gün itibariyle NATO'yu Birleşmiş Milletleri karşısına alacak. Peki NATO ve Birleşmiş Milletler kimin güdümünde? En çok hangi ülkenin etkisinde diye baktığınız zaman iki önemli ülke çıkıyor karşımıza. Bunlardan birisi Amerika, birisi İngiltere sevgili dostlar. Ve siz Türkiye olarak NATO üyesisiniz, Birleşmiş Milletler üyesisiniz ama ben NATO'nun bir numaralı düşmanı olan hatta kuruluş nedeni olan Rusya ile işbirliği yapacağım diyorsunuz. Bakın bana göre benim şahsi fikrimi soruyorsanız tabii ki Türkiye sonuna kadar Rusya ile işbirliği yapmalı. Çinle işbirliği yapmalı. İran'la işbirliği yapmalı. Suriye ile işbirliği yapmalı. Türkiye etrafındaki hemen yanı başındaki komşularla kol kola omuz omuza hareket edip daha güçlü olmalı. Ayrı bir konu. Ama siz bugüne kadar onları karşınıza alıp bir seçim yapmışsınız. Yani Birleşmiş Milletler'e yanaşmışsınız. NATO'ya yanaşmışsınız ve belli sözleşmelerin altında imzanız var sevgili dostlarım. Ve bugün Trump'ın sadece bakın sadece oyun oynamak amacıyla söylediği iki söze kanıp diyorsunuz ki bak gördünüz mü? Trump Türkiye'nin sözüne geldi. S400'lere izin verdi. S400'lerle ilgili Türkiye alım gerçekleştirirse Amerika herhangi bir yaptırım uygulamayacak. Hadi canım. Yapmayın gözünüzü sevdiğim bu kadar saf olmayın. Şimdi Trump ben yaptırım uygulamayacağım dese de Amerika'daki ilaç şirketleri, silah şirketleri ya da NATO üyeleri Türkiye'ye yaptırım uygulayacağız derse herkes Trump'ı mı dinler yoksa koskoca ülkeyi yüzyıllardır yöneten bu yapıları mı dinler? Bakın, öyle tehlikeli bir sürece doğru ilerliyoruz ki farkında bile değilsiniz sevgili dostlar. Bu tehlikeli süreçte şu, Türkiye'ye S400 konusunda gazı verecekler, vermeye devam ediyorlar. Trump düne kadar farklı konuşuyordu. gitti G20'de farklı konuştu. Farklılık da şu aslına bakarsanız. Yarın çıkıp Trump ben öyle bir şey demedim dese başı ağrımaz çünkü demedi. Trump şunu demiyor. Türkiye S400'leri alırsa Amerika Türkiye'ye karşı bir yaptırım uygulamaz demiyor. Şunu söylüyor. Amerika Türkiye'ye zamanında haksızlık yapmıştır. Yanlış yapmıştır. Ayıp etmiştir diyor. Günah çıkartıyor aslına bakarsanız. Kendini rahatlatıyor. Politik adımlar atıyor. Aynen böyle sevgili dostlarım politik adımlar atıyor. Ama şunu unutmayın. Trump için bir seçim dönemi başlıyor. Ve bu seçim döneminde özellikle Türkiye gibi ülkelere çok daha fazla diş göstermeye başlayacak. Bu süreçte de çok daha sert politikalar izleyecek. Acaba bunun tuzağı da kuruluyor olabilir mi Türkiye'ye? Bir de bu açıdan bakın. Şimdi Temmuz'un başında S-400 füzelerinin Türkiye'ye geleceğini söyledi Sayın Erdoğan. Ve şunu söyledi, Sayın Trump'ı da dinledik yaptırım yapmayacağını söylemiş oldu dedi. Halbuki hiçbir şekilde Sayın Trump'ın ağzından Türkiye S-400'ü alırsa yaptırım uygulamayacağız sözü çıkmadı. Ya da S-400'ü gitsin alsın rahat olsun canım önemli değil. Biz bu, bu olayın artık arkasındayız karşısında değiliz demedi. Sadece Obama döneminde yanlış yapılmış deyip, Obama dönemini gömdü. Neden? Obama ile zaten kedi ile köpek gibiler. Birbirlerine düşman olan iki yapıdan, iki kişiden bahsediyoruz. Trump geldiğinden beri Obama'ya laf sokuyor zaten. E, o ikili görüşme esnasında eğer ki Sayın Erdoğan işte Obama bize bu silahları vermedi dediyse muhtemelen Trump'ın çıkıp bunu bir fırsat olarak kullanması çok normaldir sevgili dostlarım. Bakın Uluslararası ilişkiler başka bir şey, ekonomi başka bir şey, siyaset başka bir şey, strateji başka bir şey. Trump'ın burada yaptığı tamamen kendi ülke ve kendi şahsi menfaatleri için geliştirdiği bir söylemden öte değildir. Dolar ne olacak? Bu sorular geliyor. Dolar aynen dediğimiz şekilde ilerlemeye devam edecek. Hafif gevşemeler olsa bile doların yükseliş trendi devam edecek sevgili dostlarım. Yani Trump çıktı G20'de hafif goy goy yaptı diye ya da Sayın Cumhurbaşkanı çıktı Trump yaptırım yapmayacakmış dedi diye siz sanıyor musunuz ki finans piyasaları normal işleyişinin dışına çıkacak? Bazılarını görüyorum işte 5 olacak, 4 olacak, 3 olacak, olmayacak arkadaşım olmayacak. Boşuna beklersiniz. Ha şu olur 5.75 olur, 5.70 olur, 5.65 belki olur çok düşük bir ihtimal ama günün sonunda dolar yukarıya trendini devam ettirir. Selçuk dediydi dersiniz. Bakın bu bir yatırım tavsiyesi değil. Çok net bir öngörüden bahsediyorum size. Türkiye'nin çok yüksek miktarda kısa vadeli borcu var. 120 milyar dolar. Hatta tüm veriler işin içine katılırsa 170 milyar doların üzerinde geçtiğimiz günlerde bir İzleyicim uyarmış. Aman ha dikkat edin tamam yüzüm milyar ama onun içinden bir yığın kalem çıkartıldı diye çok doğru. 170 milyarın üzerinde aslına bakarsanız kısa vadeli borcu var Türkiye'nin. Peki bu borçlar nasıl ödenecek? Peki Amerika ile Türkiye arasında her şey güllük gülistanlıktı. S-400 konusunda Amerika bu kadar yumuşamıştı da bunu Moody's, S&P gibi kuruluşlar, Fitch gibi kuruluşlar görmedi mi? Neden Türkiye'nin kredi notunu düşürdüler? Diğer taraftan bakın işsizlik her geçen gün artmaya devam ediyor. Enflasyonist baskı her geçen gün artmaya devam ediyor. Türkiye ekonomisiyle ilgili bozulma süreci her geçen gün devam ediyor. Bu ortamda şimdi soruyorum size. Moody's sadece bunları mı notladı yoksa aynı zamanda S400 karmaşasını kargaşasını da notlarının arasına ekledim. ekledi mi? Ekledi tabi. Bunu ayan beyanda söyledi zaten. Siyasi belirsizliklere kadar neden Türkiye'nin notunu düşürdüğünü açık açık ifade etti. Sevgili dostlarım günün sonu günün sonu G20 zirvesi tamamen politik bir zirve olarak her zamanki gibi sonuçlandı. Bütün liderler birbirine sarıldı, birlikte fotoğraf çektirdiler, birbirlerine güzel sözler söylediler, birbirlerine demet demet çiçek dağıttılar. Ama ama şunu unutmayın. Her G20 zirvesi böyle biter ama her G20 zirvesinden sonra o liderler mutlaka ama mutlaka normal politikalarına geri dönerler. Normal politikalarına diyorum bakın. Trump yarından itibaren normal politikalarına geri dönecek ve S-400 ile ilgili sert açıklamalar yapmaya da devam edecek. Aksi takdirde eğer ki ülkenin projesi ya da ülkenin stratejisi Türkiye'ye S-400'ler konusunda yol açmak olsa idi iki güne önce gerçekleşen çok daha ciddi bir toplantı olan savunma bakanları toplantısında Hulusi Akarla muhatabı olan Amerika savunma bakanı olan şahsiyet o kadar sert konuşma yapmazdı. Açık ve net söylüyorum sizlere. O kadar sert ve net konuşmalar yapmazdı. Size siyasi yaptırımlar uygulayacağız. Size F-35'i vermeyeceğiz. Size ekonomik yaptırımlar uygulayacağız demezdi. Hadi bakalım göreceğiz. Hodri meydan. Madem siz hodri meydan diyorsunuz ben de hodri meydan diyorum. Kısa vadeli beklentilerimi koymuyorum. Türkiye yıl sonuna kadar yükselen bir dolarla karşı karşıya kalmaya devam edecek. Ekonomisini düzeltme imkanı da çok zor olacak bu arada. Çünkü fırsatları tek tek kaybetmeye ve ne yazık ki ne yazık ki popülist politika yapmaya devam ediyor. Evet, popülist politika yapmaya Türkiye devam ediyor. Bu koşullar içerisinde Türkiye ekonomisinin düzeltilmesiyle ilgili adımların atılmasını beklemek yanlış sevgili dostlarım. Diğer taraftan Türkiye'den çıkışlar devam edecek ve dolar fiyatları da yükselmeye devam edecek Türkiye'de. Yani TL değersizleşecektir sevgili dostlarım. Kim ne derse desin. İzleyeceğiz ve göreceğiz hep birlikte izleyeceğiz ve hep birlikte göreceğiz. Pazartesi, salı, çarşamba ne olduğu beni ilgilendirmiyor. Bazı arkadaşlar yazıyor. Abi şuradan aldık, terse düştük. Bakın biz size alın ya da satın demiyoruz, demedik, demeyeceğiz de. Ama ama eğer ki bir yatırım kararı veriyorsanız tabii ki beklemeyi de öğreneceksiniz. Tabii ki doğru zamanda girip doğru zamanda çıkmayı da öğreneceksiniz yatırım her zaman söylediğimiz gibi kısa vadeli bir atraksiyon değil. Kumar hiç değildir sevgili dostlarım. Evet bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın. Mutlu kalın sevgili dostlarım.